Hocam, slaytınız var mı burada? Selamünaleyküm. Uluslararası Ankara. Anadolu Maddesi'nin Hamza Yılmaz. Bizim sesi... 2017-2018... Sesiniz gelmiyormuş hocam. Mikrofonu açalım ya da kapatınız galiba. Evet, şu an açınız. Selamünaleyküm. Muhammed Hamidullah Anadolu Üniversitesi Ankara Batıkent'te 2017-2018 eğitim öğretim yılında 34 öğrenciyle başladık. İlk yıl tabii diğer uluslararası matbiseler proje okulu olarak ilan edilip biz proje okulu olarak ilan edilmeyince bir de pansiyonumuzun fiziki imkanları yeterli olmadı. Pansiyonumuz yoktu. Diyanet Vakfı da bize uluslararası öğrenci vermeyince biz o yıl 34 öğrenciyle başladık. 2018-2019 yılında biz pansiyonumuz olmayınca, henüz de yapılmayınca çok büyük bir okul, 40 derslikti. Yani belki sosyal donat alanı olarak bölge odaları, çalışma odaları ile birlikte belki 60-70 derslikte olabilecek bir okul. Bunun üçüncü katını biz geçici olarak, pansiyon olarak dizayn ettik. Vakıf yetkilileri geldiler. Lütfen bize 2018 yılında artık öğrenci tahsis ettiler. 50-51 öğrenci. Bu sene ise 65 öğrenci geldi. Normalde 76 listedeydi. Ki de Kazakistan'dan Sayın Genel Müdürümüz 2 öğrenci geldi. 78 olacakken 65'e. Tabii mesela çok trajik bir olay yaşadık bu arada. Dün de dillendirmiştim. Filistin'den gelen bir öğrenci gerçekten bize zor anlar yaşattı, krizlere girdi. Böyle babası şehit olmuş, yetim öksüz bir çocuk. İkinci kata çıktı pansiyonu, pencereden aşağı kendimi atacağım diye. Böyle gerçekten bizi çok zor anlar. Bu arada ben de içeride toplantısaydım tabii, görseller şey yaptım. Bunun için yani bu öğrenci seçimlerinde gerçekten çok dikkat etmek lazım. Özellikle Diyanet Vakfı'nın hiç eğitim, pedagojik formasyonu olmayan, öğretmenlikle alakası olmayan, işte hasbelkader vakıfta çalışan insanlar görevlendiriliyor. Bizde mesela bir örnek vereyim, özellikle Özbekistan, Kazakistan buralara bizim koordinatör arkadaş gitmiş. Bu arkadaşın eğitimle alakası olmayıp sadece işte mühendisliği mezunu bir arkadaş. Yani ben şaşırdım tabii, yani ben gittim oralara değil ki. Bundan sonra önümüzdeki yıl inşallah ben gideceğim oralara. Zaten gitmeden getirin. Şimdi arkadaşlar tabii biz pek çok okulun yaptığı çalışmaların benzerlerini biz de yapıyoruz. Belki siz kanıksayacaksınız ama ya bunlar zaten yapılıyor her okulda diye. Öncelikle tabii biz çok kaliteli öğrencileri seçmek ve okulumuza, kaliteli okullarımıza kaliteli öğrenciler gelmesi için tanıtım problemlerini, sıkıntılarını yaşamıştık. Biz bundan hareketle özellikle bizim gönül dünyamız olan Kafkaslar, Türk Cumhuriyetleri, özellikle Ukrayna'ya yönelik televizyon ve radyolarda röportajlar vererek, orada haber programlarına katılarak, canlı yayınlara katılarak biz okullarımızı Türkiye'deki 13 tane muhalif sesinin olduğunu, burada isteyen İstanbul, isteyen Konya, Kayseri, buralarda özellikle kendi okulumuza davet ederek buralarda yayınlara katılarak tanıtımlarda bulunduk. Ayrıca sosyal medya, arkadaşlar çok etkili ve yetkin bir şekilde kullanmalısınız. Özellikle şu anda gençlerin %99'u diyelim Instagram'dan. Ve Facebook, Twitter'da tabii orta yaşta Twitter'da şu anda emeklilerin tamamı Facebook'ta. Bu gerçek. Ben bakıyorum çevremdeki şeylere, sokakta bile yürürken insanlar böyle sanal bir dünyada geziniyormuş gibi eterine cep telefonu yanındaki insanlarla selamlaşmayı bile kesmişler. Böyle bir durumda bu manada sosyal medyayı çok etkin ve yetkin bir şekilde kullanmalıyız. Özellikle profesyonel tasarımcılar,
yani gazetecilerle görüşüp bunu ben çok önemsiyorum. Çünkü görünür olmak ve görünür kılınmak için mutlaka, ama biz bütün bu çabalarımıza rağmen, belki Sayın Başkanım bizi takip ediyor, izleniyoruz, biliyorum, farkındayım. Biz çok böyle yetkin bir şekilde, ben bu kanaatteyim, kullanmamıza rağmen Ankara'da okulumuzu yeterince tanıtabildiğimiz kanaatindeyim. Yani bütün okullara tanıtım ekipleri gönderiyoruz. Zaman zaman okulları okulumuza davet ediyoruz. Gelmeyenlere biz gidiyoruz. Ama mesela bizi tercih eden son dakikada, ya ben son dakikada gördüm bu okulu, az kalsın görmeyecektim, öyle tercih ettim diyenler var. Yani bu tanıtım işi çok önemli. Yani ne kadar tanınır olursa, ne kadar cazibe merkez haline gelirsek, o kadar kaliteli ve yüksek puanlı öğrenciler gelir. Yoksa, tabii bu arada bizim Sayın Genel Müdürümüz 3 senedir davet etti, gelmedi. Bir gün dışarı geldi. Geldi ve de 60 sınavlı öğrenci aldık bu sene. Bir de 60'ta yerelden öğrenci verdi. İlk defa bu kadar 13 tane uluslararası matrisesi içerisinde sadece yerelden öğrenci alan bir okuluz. Ve cevap hakkı doğacak, onlara girmeyin ben hocam. Ben onu, yok geldiğimiz var, burada geldiğimizi paylaşıyoruz. Ben onu dün yine genel müdürümüze hatırlattım. Görünmeyen bir el, olaya el koydu. Yani tamam, yerelden alıyoruz, kabul. Fakat bir de sadece lokal olan bizim okulun olduğu mahalleyi açtılar. Yani Batı kenti açtılar. Yani diyelim ki yerelden alan okullar var. 3-4 tane. Onlar yeni mahallenin tamamını, çünkü yeni mahalle çok büyük bir ilçe. Yaklaşık 1 milyona yakın nüfusu olan bir ilçe. Ve bu yeni mahallenin tamamını açılmadı. Sadece Batı kenti açıldı. Nerede döküntü, kaynaştırma öğrencileri geldiler. Şu anda biz bir de 3 tane program yapıyoruz. Uluslararası Fen ve Sosyal Bilimler ve Kurumatik Programı. Onlarla bir de boğuşup duruyoruz. Onları tabii 3 sınıf yaptık, 20-20. Gereken, yani bunların içerisinde de çok kaliteli, gerçekten çeşitli meziyetleri olan çocuklar gördüm. Mesela çok hoşuma giden Baran diye bir çocuk var. Çok güzel fotoğraf çekiyor, video çekiyor. O grubumuzun her programda elinde hemen koşar gelir. Fotoğraf makinesini alır. Müdür, ben fotoğraf çekeceğim. Hay. Senin gibi eleman her okula lazım diyor. Bunun için de güzel fotoğraf çekmek sanat tabii. Neyse arkadaşlar, ben fazla tabii bu derdimizi sizinle paylaşıyoruz. Biz bir aileyiz. Evet. İyi örnekleri paylaşacak. İyi örnekleri paylaşacak. Evet. Özellikle arkadaşlar, biz akademik başarıyı gerçekten önemsiyoruz. Biz 11. sınıflarımız var. Gelecek sene 2021'de üniversite sınavına gireceğiz ve ilk sınavımızı vereceğiz. Çünkü vatandaş üniversiteye bizde kaç oranda yerleştirir? Nerelere yerleştirir? Başarı, okulun başarı artısı, kârı bu. Yoksa yani pek çok okul, pek çok proje uyguluyor bir şekilde. Bunun için de matematik öğretmenimiz yani eskiden bir sayısal sözel olarak, şimdi matematik öğretmenimiz Evren Hocam burada. Bu üniversiteye hazırlama işini, koordinatörlüğünü ona versin, matematik olduğu için de. Sayısalcıların özellikle özel programla şimdiden, sanki önümüzdeki Haziran'da sınava girecekmiş gibi öyle bir moda soktuk. Coğrafya öğretmenimiz Aydın Bey'le yine edebiyat öğretmenimiz ise sayısal olan şubeye 20'şer kişilik sınıflarda bunlarla özel çeşitli testlerle, güzel beyin konu tekrarlarıyla çok güzel bir şekilde buna hazırlanmaya devam ediyoruz. Özellikle matematik pi gününden esinlenerek matematik öğretmenimiz Kübra Hocam'ın yaptığı bir çalışma var. Matematiği oyunlaştırarak sevdiriyor ve ödüllü sorularla öğrencilerin başarma duygularını takdir ediyoruz. Matematik koridorunda hiç bu kadar dikkat çekici olmamıştı. Bu çocuklar bunu özellikle çok önemsiyor. Gerçekten yani matematiği sevdirmek, matematiği başarmak, matematikten zevk almak konusunda güzel bir örnek olarak düşünüyoruz. Bir de özellikle tabii uluslararası öğrencilerimizle birlikte uluslararası bir okul olduğumuz için yerel öğrenciler, ulusal öğrenciler de bu yabancı dil, özellikle İngilizceyi yetkin bir şekilde kullanması için özellikle quiz çalışmalarımız, tiyatro çalışmalarımız,
ve yabancı öğrencilerle yerli öğrencileri birleştirerek, dost kanka ederek, bunlar birbirleriyle pratik ederek İngilizce'de çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca tiyatro, İngilizce tiyatro gösterileri ve programları buluyor İngilizce öğretmenlerimiz. Geçelim arkadaşım. Özellikle bu sınava hazırlama süreciyle ilgili konuşmuştuk. İlgin koştu. Öğretmenlerimiz, öğrenciler birebir takip ederek hangi konularda eksikleri var, çocuğun özellikle performansı, çalışma performansı hususundaki yetersizlikleri hususunda çalışmalar yapıyoruz. Bu meyanda emekli akademisyen bir arkadaşımız var, bizim mahallede oturuyor. Ankara İlahiyat mezunu, psikoloji ve sosyoloji mezunu. Kendisi enerjici. Birebir bütün öğrencilerimizi özellikle tahlil ederek, dinleyerek öğrencinin kaygılarını, zeka durumunu, çalışma metot ve tekniğini, performansını ölçerek o çocuk üzerinde yani öğrenci bazlı olarak yapılması gereken çalışmayı özellikle öğretmenlerimizle birlikte, rehber öğretmenimiz Sinan Hocam'la birlikte beraberce güzel bir çalışma yapıyor. İnşallah bu çalışmayı daha bir sistematik hale getirerek sizin okullarda da özellikle bu arkadaşımızın, akademisyen arkadaşımızın yaptığı projeyi diğer okullara da yaygınlaştırılması açısından güzel bir örnek olacak diye düşünüyorum. Çünkü akademik başarı olmazsa okulun bir anlamı olmuyor. Dün genel müdürümüz de söyledi, artık ilahiyat fakültelerine gönderecek pek çok proje okullarımız var, üniversite liselerimiz var, Anadolu üniversite liselerimiz var. Bizim okullarımız daha çok ilahiyat haricinde uluslararası ve diğer fakültelere gidecek şekilde hazırlamamız diye ben de aynı kanaatteyim. Bize tabii Ankara olduğumuz için çeşitli yabancı misyonlar geliyor. En son Moskova Müftü Yardımcısı geldi. Bizim Nogay Türklerinden başkanımız. Özellikle Antalya'da program vardı. Size uğrayacağım, kulunuzu göreceğim. Moskova Müftüsü'yle de görüştü. Bu projeyi özellikle Moskova'dan ve Rusya'dan gelecek çocukların sınava hazırlamak ve daha kaliteli öğrenci seçimi için ortak bir anlaşma yapalım dedi. Bana böyle önerdi. Tabii biz her türlü anlaşmaya var. Siz yeter ki öğrenci gönderin dedi biz o manada. Yani çok beğendi. Yine değişik ülkelerden çeşitli vakıflar, özellikle Kazakistan, Özbekistan'dan çeşitli vakıflar ve sivil toplum kuruluşları da geliyorlar ve bu manada acaba mümkün mü böyle orada işte bizim uluslararası sınavlara hazırlama merkezi ve kursu gibi kurslar açmak istiyorlar benim anladığım kadarıyla. Ben öyle anlıyorum. Yoksa değişik, mesela Afrika'da bir medrese topluyor çocukları 50-60 kişi, sadece lokal bir bölgeden geliyorlar. Halbuki bu ülkenin en başarılı çocuklarını seçebilmek için daha yaygın, daha duyurulur ve görünür olmalı ki onların içerisinde iyilerin içerisinde en iyisini seçmek mantığı olmalı. Şiir dinletilerinden bahsetmiştik. Özellikle çeşitli şairlerimizin şiirlerini, özellikle Necip Fazıl'ın, Sezai Karakoç'un, Erdem Beyazıt gibi şairlerin şiirlerini, çocukların böyle şiir ezberlemek ve ezberleyerek, kendisi de okuyarak şiirin tadına varmak için özellikle böyle şiire önem veriyoruz. Bir dakika abla hocam. Özellikle matematik öğretmenimizin uyguladığı o zaman şöyle bir projesi var. Türkiye'deki ailem projesi. Yani ümmet olma bilincini ve ensar muhacir düşüncesini böyle kaynaştırmak için ulusal öğrencilerimiz bir uluslararası öğrenciyle arkadaş olup yanında 3-4 arkadaşlar evine kahvaltıya götürüyor. Ve ailece oradan sabah kahvaltısı, özellikle cumartesi günü, her cumartesi günü bütün uluslararası öğrencilerimizin tamamı mutlaka bir aile ortamında Türk kültürlü, sofra kültürlü böyle misafir ağırlamayı görsün ve 9. sınıftan 12. sınıfa kadar Türkiye'deki kendi ailesi
yani gibi bu dostluğu muhabbeti geliştirmesi açısından önemli bir proje. Bu devam ediyor. Ayrıca yine mektup projemiz var. Edebiyat öğretmenimiz Erzurum'da Bilge Koleji'nde çalışmış daha önce. O kolejin idarecileriyle irtibat kurarak uluslararası öğrenciler, özellikle oradaki öğrencilerle arkadaş olup mektuplaşıyorlar. Çok güzel haberler ve ondan gelen, arkadaşlarından gelen mektup, arkadaşlarına gelen mektuplar okuyorlar. Ve oradan arkadaşlarına çeşitli hediyeler veriyorlar. Çocuklar bu manada çok mutlu oluyorlar. Tabii mektup kültürü çok uzak, biz bile peynir mektup yazmıyoruz. Evvelden çok güzel, özene özene mektuplar yazardık. Şimdi yani en son mektubu siz ne zaman yazdınız? Bilemiyorum. Hamza Hocam, süremiz doldu. Son cümlenizi alalım. Sen, Hamza Hocam. O zaman son olarak da en şöyle, son, en şöyle son yapalım. Çeşitli sempozyumlar var, paneller var. Hızlı bir şekilde. Özellikle en son Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bey'i davet ettik. Uluslararası gönül sohbetlerimiz var. Yani 15 günde bir Ankara'daki özellikle vakıf başkanımız Sayın Savaş Bey'i de davet ettik. Onlar da çıkalım. İnşallah bir günde bizim genel müdürümüz zaten sabah kahvaltısı diye düşündük ama aslında bu uluslararası gönül sohbetleri projemize davet edersek hafta içi yapıyoruz ki uluslararası, yani da ulusal öğrencilerimiz de olsun. O böyle sohbette onlar da istifade etsin düşüncesiyle inşallah. En son bizim tabii dünya şampiyonu oldu arkadaşlar. Serbest dövüş sanatlarında Furkan Yalçın, bizim Ali Yalçın'ın oğlu Hafız kendisi, İtalya'da yapılan müsabakada dünya şampiyonu oldu. Yani şu anda spor faaliyetlere giremedik. Tabii şu anda okulumuzun spor alanlarında karate, tekvando, güreş çalışmaları cumartesi, pazar, hafta işleri devam ediyor. İnşallah onların da önümüzdeki müsabakalarda başarıları duyacaksınız. İnşallah hocam. Bekliyorum. En İnşallah. Son, Erasmus Plus projemiz var. Şeref Hocam göndermiş İngilizce öğretmenimiz. Onun videosunu da bir açalım, onu da kapatalım inşallah. Sesi yok hocam.